Bıyıklı. Şimdi efendim, böyle çok yüksek sesli, gürültülü bir şekilde konuşmuyoruz, tamam mı? Böyle ani hareketlerden de kaçınalım. Yani korkutacak hareketlerden de kaçınalım. Bir de konuşurken böyle göz göze gelmemeye çalışırsak çok iyi olur. Ne ya Jennifer? Sanki içeri kutusu köpek girecek. Muratcığım sen de biraz abartıyorsun ama canım. O kadar da değil. Allah anneciğim, hiç öyle demeyin. Ne zaman, nerede, ne olacağı hiç belli olmuyor bu aralar. Biraz dikkat edelim yani, ne olur ne olmaz. Her an her şey olabilir. Bu ne ya, bu ne ya, of! Yolun ortasında terliğin tekinin ne işi var? Dikkat, tehlike. Murat, bu nasıl bir dağınıklık? Aa, yolun ortasında çoraplar, terlikler falan. Baba, bu ne? Bunun yeri burası mı? Sanki bu evde askılık, portmanto falan yok. Bravo ya, bravo. Yürüledi. İşte ben size dedim efendim. Hı? Dedem de yedi fırçayı. Her şeyi her yere atın, dökün, yayın. Oh, nasılsa candan var. Candan toplar, candan katlar, candan yıkar, candan bebeğin altını değiştirir, candan mama hazırlar, pişirir, taşırır, yedirir, emzirir. Bana ne şarlıyorsun be candan? Bebek kişiler bazı şeyleri yapamıyor işte. Sonra da üstüne işe gider, bir sürü uğraşır. Candan her şeyi yapar ya. Ben bu hayata bunun için mi geldim? Ben hiç kendime vakit ayıramayacak mıyım? Gerçekten anlamıyorum ya. Her şeyi ben yapayım zaten. Ha, siz niye böyle sus pus oldunuz? Siz böyle susarsanız bu çocuk nasıl konuşmayı öğrenecek? Oh, iyi, onu da ben yapayım zaten. Bravo. Kahvaltı. Of candan, iştah bırakmadın ki bende ya. Ya Döme, sen buna ne kattın? Bu nasıl kokuyor böyle ya? Ya kokar canım, ölüsünü mü rendeledin buna? Bu nedir ya? Çok konuşma Sıtkı. En şifalı otlarımdan kattım ben ona. Biraz daha havlayacağım. Biraz da daha keki. Ciğerindeki bütün öksürüğü söküp alacağım. E tamam da kaşınıyor da yani. Sanki binlerce sivrisine ısırmış gibi. Aha, kaşınması iyidir Sıtkı. Uyuşacak. Sonra ciğerlerine işleyecek o senin. Doktor Döner, Doktor Döner. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Döner. Sen benimle dalga geçiyorsun ama benim bu otlu tedavimi beğenenler var. Örnek vermek gerekirse Sebahat abla. Enes abinin hanımı değil mi? Onun dizinde patlama vardı. Ben yeni yonca, ayı basmaz, birkaç tane dişte şey koydum. Sarımsak, dizinde hırtlama hiçbir şey kalmadı. Doktor Döner Madıra, Doktor Döner Madıra, asabiye servisinde beklemektesiniz. Ne dalga geçiyorsun? Kalk dursana. Anam. Salata ya, sirke alan mı? Anam, ne ettim ben? Kendi ellerimle adamın aklını götürdüm Zıtkı. İyi misin kocacığım? Kimsin? Anam. Salata ya, sirke. Alırım. Bütün gün telefonda konuştuğum insanların sesleri yeşilli morlu vıcık vıcık bir şeymiş gibi böyle buramdan giriyor kulağımdan. Burama yerleşiyor, burada birikiyor. Peki telefonla konuşmak zorunda olmadığın zaman rahat mısın? Ya öyle bir şansım yok ki. Öyle bir şansım yok. Yani ben call center'da çalışıyorum. En az günde 300 kişiyle konuşmam gerekiyor. Ama şunu fark ettim. Bebek kokusu bana iyi geliyor. Onların böyle sütlü pudralı, böyle karışık, böyle şeker gibi bir kokuları var ya. Onu böyle içime çektiğimde o koku beni arındırıyor. Peki bu kadar rahatsız ediyorsa işini değiştirmeyi düşündün mü hiç? Ben diyorum ki evleneyim, ben bebek yapayım. Bütün gün işte insanların dertlerini dinledikten sonra böyle evime geleyim, bebeğimi alayım kucağıma böyle. Koklayayım. Böyle sakinleşin, koklayayım sakinleşin. O öyle olmuyor işte canım. Anlamadım. Yani diyorum, bebek her zaman bu kadar güzel kokmuyor. Anlıyorum. Burada geliyorsun, 300 kişiyle uğraşıyorsun. Ondan sonra eve gidiyorsun. O çocuğa böyle alayım da koklayayım da aman da seveyim de mutlu mesut yaşayayım diye bir şey yok. O çocuğun da bazı istekleri var. Yemek istiyor, içmek istiyor, bir sürü şey istiyor, uyku istiyor. Onunla uğraşmak zorundasın. Babasından hiç bahsetmiyorum bile. Bazen iş yerine geldiğinde hatta daha çok dinlenmiş oluyorsun evden. Anlıyorum. Peki gece uykularınız nasıl, düzenli mi? Gece uykusu ne? 15 dakika uyuduğum zaman kar sayıyorum ben onu. Anlıyorum. Özgücüm, kusura bakma, ben bugün sana pek yararlı olamayacağım. Biz bu terapiyi daha sonraki bir güne alırsak daha iyi olacak. Anlıyorum. O zaman biz böyle burundan nefes alıp derin derin ağızdan veriyoruz. Tamam, görüşürüz.
paketini unutma. Allah'ım sordu ya. Enes, ne oluyor? Ay. Ne oluyor? Bir şey ısırdı. Balkondaki o ipten temiz çamaşır alayım derken elimi bir şey daladı, bir şey ısırdı. Elimi bir şey ısırdı benim ya. Bir şey soracağım Enes. O balkonda kargalar falan saldırmış olmasın sana? Ne kargası? Allah'ını seversen ne kargası ya? Ne bileyim ben, ipten yani böyle çamaşır alırken başka ne ısırmış olabilir ki senin elini? Yılan falan mı dolandı acaba ipe? Dolayacağım, o yılanı boynuna dolayacağım. Çok az kaldı. Ya söyleme bana. Belli ki onları sen asmışsın oraya. Bütün otları böyle tiftik giftik yapıp böyle ipe dizmişsin. Ay tamam canım, ısırgan otu onlar. Aa, kurusunlar diye çamaşır ipini asmıştım. Unutmuşum, ne var bunda? Yakmışsın Sabahat sen ya, Allah'ını seversen. Ne işi var ısırgan otunun çamaşır ipinde ha? Allah'ın vahşi vahşi otlarını asıyorsun oraya. Aa. Isırgan otu hiç vahşi bir bitki değildir Enes'ciğim. Gayet faydalı bir bitkidir. Ben onları çamaşır ipine asıyorum kurusunlar diye. Çaylarını içiyorum ve midemin pörtülenmesine de çok iyi geliyor. Pörtüleme ne la? Ay Enes, sanki bilmiyorsun. Benim midemde böyle yanmayla kazınma arası bir his olmuyor her zaman. Ne yapıyorsun sen, mideni ısırgan otuna mı ısıttırıyorsun kıs 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 diye? Ne yapıyorsun? Doğanın eczanesiyle dalga geçme Enes. Isırgan otu gayet faydalı bir bitkidir. Döne toplamış. O getirdi ayrıca. Döne. Ha bak şimdi. Döne dediyse ben ona inanırım vallahi. Geçen gün Sıtkı Gille bana bir melhem gönderdi. Bilmem ne otuyla bilmem neyi karıştırmış. Maya sılıma sürdüm. 3 günde yemin ederim kuruttu yani, kaşıntı maşıntı kalmadı. Cillop gibiyim ha. Bir şey söyleyeceğim sana. O döne Lokman Hekim gibi bir kadın. Ve onun bilmediği bir bitki türü yok. Bence yani. Yok doğru söylüyorsun da ama ticari zekası biraz zayıf. Ondaki ot bilgisi bende olacak var ya, şu anda bambaşka yerlerdeydim. Enes, bir şey söyleyeceğim sana. Acaba diyorum, ticari zekayı geliştiren bir bitki türü var mıdır doğada yani? Varsa da biz onu toplar, paketler, halka arz ederiz. Çok güzel bir şey söyledin ha. Allah'ın otu Allah çıkartıyor. Sen topluyorsun, algısı yok, vergisi yok yani. Ben onu paketlerim, poşetlerim. Onun reklamını, dağıtımını da ben halledersem... benim döneyle bu işleri konuşmam lazım, yemin ederim. Buzdolabında buz var mı ya? Allah'ını seversen ya. Vallahi çok kötü kabardı bak elim ya. Ben bundan kaparım 1-2 tane. Ne oldu, bu kadın sultan değil miydi? Gözden düştü de cariye mi oldu? Hayır hayatım, Macar prensesi o ya. Bu dizi bu öyle değil, başka bir dizi bu. Bırakın bunları da bebek kanalını açın ya. İyi de öyle. Ne oldu şimdi, Macar oldu yani. Ha. Burada da zaten Sırp prensiyle evleniyorlar. Allah bir yastıkta kocatsın. Amin. Daha ben bunu hiçbir şey anlamadım ya. Şu Arap Bağrı dizisini açsana. Arap Bağrı mı? Öyle bir şey yok hayatım, o başka bir şey ya. Karışma candanıma, o öyle sanıyor. Ay ben bir yıldır her şeyden korkmuşum. Ha? Bu sıpa yüzünden. Bu sıpa yüzünden. Of minnoş. Hayda, kabağın güzeli gene benim başıma patladı, iyi mi? Ver 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 ver. Oh güzelmiş. Güzelmiş ver. Oh. İnanmıyorum Ozan. Bu sen misin? Benim tabii aşkım. İstersen sana annemin kızlık soyadının 3. ve 5. harfini verebilirim. Bu ne kılık peki böyle? Ay Ozan, sen milletvekili falan mı oldun? Mazbatını göstersene bana, ben hep merak etmişimdir. Ama olmuyor aşkım böyle. Olmuyor yani, bu mizah anlayışı doğru değil. Karşında çok ciddi bir iş adamı oturuyor, lütfen yani. Ozan sen hangi işin adamı oldun? Pis işlere mi karıştın sen? Ay yoksa kanunsuz işlere falan mı bulaştın? Ya yok aşkım ya. Dövme sanatı iş adamı oldum ben. Dün gece bir dövme yaptım. Yaptığım dövmeden çok yüklü meblağda bir para kazandım. Sonra kazandığın o yüklü meblağ parayı bu takım elbiseye mi yatırdın? Sen gerçekten ticaretten anlamıyorsun Ozan. Hayır aşkım hayır. Bak yüklü meblağ para burada. Gördün mü? Bu takım elbise liseden beri var bende. Abimden kalma. Şöyle ciddi bir iş adamı görüntüm olsun diye giydim. Yaşama. Şimdi sen yeni iş mi kurdun Ozan? Ciddi bir iş.
anlamadım ben. Hayır aşkım, ben işini ciddiye alan bir adam görüntüsü vermek için iş adamı oldum, yani ciddi bir yetki. Dövme sanatından bahsediyorum ama neyse canım ya. Ben özel bu yoğun iş hayatımı bizim ilişkimize yansıtmak istemiyorum hiç. Bir şey alır mıyız Özge Hanım? Ozan kardeş sen? Sağ ol Kadir'cim, biz biraz sonra kalkacağız zaten. Nereye gidiyoruz Ozan, bir yere mi gidiyoruz? Gidelim aşkım, gidelim tabii şöyle. Daha lüks kafelerde boy gösterelim ha. Ay olur vallahi. Hadi kalkalım o zaman. Hadi. Ne işte dur şu portakal suyunu bırakayım da. Bahsiz de bırak, bahsiz de bırak. Ben sonra alırım bunu işte. Hadi burada. Ha. Evet, artık kendime zaman ayıracağım ya. Ona buna akıl veriyorum, kendime az kalıyorum. İyi yaparsın hayatım. Ek işi bugün ya. Gitme, boş ver. Dinlen biraz. Yaşasın, bugün Candan'la baş başayız. Şöyle bir başıma gönlümce gezeceğim. Sinemaya gideceğim, kitapçılara gideceğim, tek başıma dolaşacağım. Resim sergilerine gideceğim vallahi. Ben ne olacağım? Ben saksı değilim ya. Beni de götür Candan. Hadi biz de Yankı'yla işe gideceğiz zaten. Sen iyice bir rahatlarsın hayatım. Gez tozsun. Arkadaş bir tutturdular hayatı yaşamak diye. Ben 0 yaşındayım, işin başındayım. 30 sene ne yaptınız ulen? Ne ağlaşıyorsunuz? Hayret bir şey ya. Sıtkı! Sıtkı, bahçelerde misin? Neredesin? Sıtkı! Erim kocam neredesin? Zekalı ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Giden arabanın önüne öyle atlanır mı lan? Sen geceyle mi acıktın manyak? Ha, Enes abi. Sıtkı yok. Apartmana gelmedi. Telefonu da boynuna asılıydı ama evde unutmuş. Nasıl lan? Kayıp mı şimdi? Atla gel beraber arayalım. Yok yok. Fazla uzaklaşmış olamaz. Seni şu hoparlörlerinden bir seslensen. Al sen seslen. Sesini al şu. Dur. Sıtkı neredesin? Sıtkı! Evimin direği, gözümün bebeği! Neredesin lan? Ben sana kaç defa demedim mi? Akla yedik! Kayışı kopu! Telefonu boynuna bağlı demedim mi? Kaskına demedim mi? Sonra bütün mahalleyi ayağa kaldırdın lan. Megafonda böyle çemkirilir mi? Tövbe estağfurullah ya. Bütün mahallenin dikkatine. Dikkat, dikkat. 1.83 boylarında hafif kilolu... Semirik. Sıtkı... Mandıra. Sıtkı Mandıracı adında bir yavrumuz kaybolmuştu. Duvarların ovalok bölüsünün yanına gelmesi rica ediyor. Dikkat, dikkat. Sıtkı. 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 Herifim. Sıtkı. Sıtkı mı diyor? Sıtkı. Sıtkı diyor. Dünyanın bütün sıtkılarını mı topluyor acaba? Sıtkı. Sıtkı. Ben de gideyim o zaman. Hey. Öyle yapalım. Sıtkı evladım. Sıtkı. Ne de lan bu? Çok... Lan! Ne oluyor oğlum? Açılın. Ne dedin sen lan? Kimsin? Sen neden benim yokluğumu hissediyorsun? Bunun aklı gene gitmeyeceğiniz abi. Ses buradan mı geliyor abi? Ha buradan geliyor. Bayanı tanıyor musun acaba? Herhalde kaybolmuş mu? Ne olmuş da? Bir yardımcı olalım. Sevap. Lan Sıtkı ne güzel kafan var lan. Keşke benimki de öyle olsa. Vallahi hiç dert yok, tası yok. Sabahati de unuturum. Oo mis gibi hayat vallahi. Ne dedin sen ya? Neredeydin? Bütün apartman seni sordu. Bütün işlere ben koştum. Canım çıktı ya. He. Ne yapacağız? Ben gamu spotu söyleyeyim. Bir tane okuyayım bir tane gamu spotu. He evet. Ben sana bir gamu spotu okuyayım evde. En iyisi mi ben bunu evde yatırayım da biraz dinlensin Enes abi. Hadi hadi gidin de beni de şuraya bir park edeyim. Allah'ını severseniz ya. Gamu spotu söyleyeyim mi? Döne. Bak seninle bir şey konuşacaktım ama gardıroya geldi. Sonra konuşalım tamam mı? Mutlaka işle ilgili hadi bak. Hadi iyi istirahatler. Tamam Enes abi tamam. Ya iteleme ağzıma Candan kızıyor. Uyku bebek Akal amcasını ziyarete gelmiş. Hoş gelmiş defalar getirmiş. Ya seni seveyim mi sevmeyeyim mi bir türlü karar veremedim ya. Murat. Hı. Ne iyi ettin ya. Daha sık getir şu aslan parçasını be. Meleşe gelmem yalnız. Özel ofis, park yeri, yemek fişi, bayram, yılbaşı çift maaş isterim. Yalnız bir şey söyleyeyim mi Akal amcası?
Sizi de ayrı bir seviyor ha. Yağcılarda incek var. Ya Murat düşündüm de şimdi. Candan'ın da işi zor be. Evdi işti derken. Bak kadın kısmının ipini biraz salacaksın Murat. Ama fazla değil. Vallahi bizim ilişkide ip mip yok Hakan Bey. Vallahi senin patron da ipe sapa gelmiyor bıyıklı. Candan'ıma laf söyletmem Hakan. Olur mu öyle ya? Her evlilikte ip vardır. Ama görünen o ki Candan takmış sana yuları. Sen de farkında değilsin. Neyse Hakan Bey artık ipi yünü falan bırakalım da. Madem siz buradasınız ben bir çevrecana kadar ineyim ya. Yankı'nın mamasını oraya bırakmıştım alıp geleyim. Çaycı yemesin bizim kayıntıyı. Tabii tabii sen işine bak ya. Ben burada yeğenimle dertleşirim. Şimdi papazı bulduk işte. Bu patron kafa beyin bırakmaz insanda. Ah be Yankı'cığım. Bugün geldin de şu gri ve yalnız hayatıma minik sevimli bir renk kattın ya. Eyvah seans başlıyor bıyıklı. Yoksa ben burada kalabalıklar içinde zirvenin yalnızlığını yaşıyorum tek başıma. Of her seferinde de bunlar dinlenmez ki. Patron dediğin yalnız bir adamdır Yankı. İmdat imdat diyorum biri sustursun şunu ne olur. Sadece çıkarları için yaşayanlar. Sinsice seni sömürmeye çalışan kimseler. Of of Yankı ne sen sor ne ben söyleyeyim. Gerçi sormadın da zaten. Sormuyorum zaten sormayacağım da. Buyur abi hoş geldin. Bir şey içer misin? İçeriz. İçeriz de birkaç şey soracağım sana. Tabii abi hemen yardımcı olayım. Dün akşam bu abini gördün mü buralarda? Bilmem ki abi. Yani görmedim diyorsan görmedim ama gördün diyorsan. Ne diyorsun lan sen şimşir? Dün akşam çok içmişim. Film kopmuş bende zaten. Dün akşam beni burada gördün mü görmedim ondan bahset bana. Tamam abi o zaman. Dün akşam buradaydın. Ve epey bir alkollü geldin. Sonra benden kahve istedin. Sonra da dövme yaptırdım. Yaptırdım değil mi? Kim yaptı bana o dövmeyi? Ozan. Ozan diye bir arkadaş. Ozan. Ozan şimdi nerede lokasyon olarak? Telefonu falan var mı sende? Yok. Yok yok abi de yani elbet uğrar buraya gelir. Yani bir şey söyleyeceksen falan ben ileteyim kendisine. Yok yok. Bizzat ben konuşacağım onunla. Tamam abi. Hadi oğlum uyu artık ya. Dur bıyıkların batacak. Yapma bıyıklı. Aa. Önceki akşam dershaneden arkadaşlarla toplandık. Dün de fakültedekilerle eğlendik. Yarın akşam da ortaokuldaki arkadaşlarımı toplayacağım. Ay Filiz sen lisedeyken de böyleydin. Hala nelerle uğraşıyorsun ha? Fena mı Candan ya? Bu toplamasa nasıl bir araya geleceğiz? Ay evet değil mi? Yaşlanınca da biz zaten aynı huzur evine gidelim. Ne şamanlı olur. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Teşekkürler. Evet kızlar, ne yiyoruz? Hadi kalori patlaması yapalım bu gece. 40 yılda bir kere toplaştık, diyetleri kesip menüye abanalım. Vallahi bana uyar. Sen zaten yarın asker arkadaşlarınla buluşuyorsun galiba değil mi? Hop al bakalım. Hop. Aferin oğluşma. Aferin, afiyet olsun kanka. Eyvallah kanka, fena değil mamayı becermişsin. Hop geliyor 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 geliyor. Hop. Oh yarasın tosunuma be. Oh. Dur bakayım bunu silelim. Hop. Bu bekar muhabbeti güzelmiş be bıyıklı, arada takılalım biz böyle. He? Onu yapma işte bıyıklı, yapma sakın değiştirme. Bebek kanalını seyrediyorum ben, değiştirme. Yahu yavrum.
Bütün gece Mickey mi izleyeceğiz şurada? Biz de arada bir maça bakabilelim yani. Ya yapma be oğlum. Ne var şundan ya? Ne anlıyorsun şundan? Öyle deme bıyıklı. Bu akşamki bölüm çok heyecanlı. Mickey'ler sezon finali yapıyor. Tamam Yankı Paşa, tamam. Ha. Tamam, senin dediğin olsun. Vay be, duydu galiba beni, anladı herhalde. Olmaz. Bravo. Harika. Ay Filiz, sen okuldayken de böyle şarkıcı olmak istiyordun. Yazık oldu sesine be. Bana değil, ülkeye yazık oldu. Bankacı oldum, sesimden mahrum kaldılar. Aferin ulan, ne istediğimizi anladın sonunda. Efendim Şevko, ne haber? Evdeyim. Ha yok, maçı izlemedim be abi. İzletme masla. Nasıl izleyeyim be Şevko? Bizim ufaklık kumandaya el koydu. Başka bir kanal açtın mı bozuluyor vallahi. Esir aldı anlayacaksın yani. Güç bende artık, herkesi esir alırım. Ne oldu ki? Beleşten mi attılar? Maç sonucunu telefondan öğren artık sen. Ya oğlum o adam iyi oynuyor ama öyle deme şimdi. O çocuk iyi topçu. Bıyıklı, bir sus ya, konsantre mi bozuyorsun? Hop, kime diyorum? Şevko. Benimki yine gözümün içine bakıyor benimle ilgilen der gibi. Ben seni sonra arayayım mı abi be? Ha, şununla bir ilgileneyim. Okey. Hadi görüşürüz, öpüyorum. Hadi bay bay. Ah be Yankı Paşa, ah be. Televizyon, telefon, her türlü şeyin içine etmekte üzerine yok yani. Ne istiyorsun bu oğlum benden? Bana bak, yakınımda duruyorsun. Solun çok fenadır ha. Abi çok güzeldi ya. Kız kıza tekrar toplanalım böyle. Çok eğlendik değil mi? Tamam tamam, toplanalım. Sen şimdi taksiye bin de. Geç yerine. Teşekkürler. Candan gelmeden uyumayacağım. Uyumayacağım işte, uyumayacağım. Sen niye ağlıyorsun bakayım? Benim kaplan oğlum. Ben varım senin yanında. Seni bütün gün gördük bıyıklı. Ben Candan'ı özledim. Candan'ı bekleyeceğim. Ağlama. Tamam oğlum. Ya bekleyeceğim diyorum. Özledim onu. Merak ettim. Nerede kaldı? Ben bayağı acıktım yalnız. Ben de. Bak şimdi. Oh. Bak şimdi bak, şu simitler var ya, nasıl çıtır 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 çıtır. Gerçi sen de çıtırsın. Acaba simit aranızda bir bağ olabilir mi? Ha? Bak, bu krem peynirler de sabahtan beri şirin 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 deyip duruyorlar. Sizin var mı tanışıklığınız? Aşkım ya, şirin sensin ya. Dur ben bir de şimdi iki tane büyük çay söyleyeyim, tamam mı? Kadir! Çay mı lazım da? Yardımcı olayım genç. Merhaba abi, nasılsın? Nasıl olacağım lan? Nasıl olacağım, bize soruyor. Abicim sakin ol ama ya. Nasıl sakin oluyorum lan? Benim tarafımdan faydalandın, tertemiz alnıma leke sürdün. Ama dün gece hiç pişman değilim diyordun abi. Sus lan sahtekar. Senin bedenin, senin kararın filan diye verdin gazı, girdin aklıma. Alkollüydüm zaten, yalnızlığımdan faydalandın. Ben senin için iyi olacağını düşündüm ama abi şimdi ben onu... Bir saniye bölüyorum ama ne geçti sizin aranızda? Açıkla bana, kim bu adam? Kim bu adam? Kim miyim? Ben kim miyim? İlanı gördüm. Burada dövme yapan biri varmış. Kim o? Buyun benim. Dövme yaptıracağım kardeş. Kalıcı, hemen şimdi. Hadi canım. Yaparız, tabii yaparız. Şey önemli. Ne dövmesi ve ne evinize? Yani açıkçası ben bunu yaparım. Yaparım yapmasına da siz iyi düşündünüz mü? Çünkü ben müşterinin her istediğini yapan böyle fırsatçı bir dövme sanatçısı değilim yani. Düşündüm kardeş, düşündüm. Hayatımı sorguladım. İlişkilerimi, evliliğimi, her şeyi düşündüm. Her şey yalanmış arkadaşım. Herkes kandırdı beni, anladın mı? Ya tabii anladım da yani daha sonra pişman olursunuz diye ben şey ettim açıkçası. Sağ ol kardeşim, afiyet olsun. Pişmanlık benim alın yazım olmuş. İyi niyetimin, saflığımın kurbanı olmuşum. Saklayacak bir şey yok.
Kerizim ulan ben. Bütün dünya bilsin bunu. Estağfurullah abicim. Bu dövmeyle hepsine mesaj vereceğim. Ulan benden faydalandınız. Beni sömürdünüz. Yüzüme gülüp arkamdan kuyumu kazdınız. Ama alın işte bak diyeceğim. Ben her şeyin farkındayım. Tamam kerizim. Ama kendini bilen şuurlu bir insanım. Acaba yarın ayık kafayla tekrar mı gelseniz? Çok param var benim. Maddiyat önemli. Zaten her şey para yüzünden. Paramı ilk defa anlamlı bir şey için kullanacağım. Al kardeşim. Yetmezse daha da ver. Yap dön. Oldu be abicim o zaman. Yapalım dövmeyi. Az çıkartayım malzemeleri. Zaten senin bedenin senin kararın değil mi? Benim bedenim benim kararım. Ben kim miyim? Ben buyum işte. Keriz. Ben de Özge.